Almanya'ya geldiğimde hatırlamıyorum, yalan söylemeyeyim ama 50 Euro'dan fazla para yoktur yani. Türkiye'de de olsun, dünyanın herhangi bir yerinde de olsun, dürüst ve çalışkansanız bir şekilde fırsatlar sizin için oluşuyor. ...2003 yılında geldim Almanya'ya. Gelir gelmez hemen Almanca kursu, iş arama telaşı. Babam benden 3 yıl önce gelmişti Almanya'ya. Ondan dolayı belli bir çevresi oluşmuştu. Onunla beraber hiç unutmuyorum, dükkan dükkan, restoran restoran iş sormuştuk bana. Birkaç dükkan güzel bir dille müsait olmadıklarını, işçi aramadıklarını söyledi. Ama bir tane de restoranın da, tabii Almancamız ikimizin de yok, babamın da yok, benim de yok. Böyle biraz kaba bir dille bizi o zaman reddetmişlerdi. O hala hafızamda. Ama yine pozitif görmek lazım. Aynı gün içinde babam bana başka bir Türk lokantasında, İmbisinde iş bulmuştu. Sevinmiştik baba oğul. O gün bizim için başarılı bir gündü, mutlu bir gündü. Ve o iş yerinde 10 ay, o zaman Almanca kursum 10 ay devam etmişti, 10 ayda çalışmıştım. Zor günlerdi. Üniversiteyi yeni bitirmiştim Türkiye'de. Biraz psikolojim inişli çıkışlıydı ama yine de bir şekilde Almancayı halletmiş olmak, kendi paramı kendim kazanabilmem beni mutlu ediyordu. Çünkü Türkiye'de 2003 tarihinde üniversiteyi bitirdiğimde şartlar çok zordu. Kimyaya geldim ben. O zaman dershanede veya bir fabrikada çalışmamız gerekiyordu. Bulamıyordu benim bazı arkadaşlarım da ama bulanlar da vardı. Babam burada olduğu için ben çok fazla tereddüt etmeden Almanya'ya gelmiştim. Para kazandığım için mutluydum yani o zaman. Bulaşık yıkadım 10 ay sürecinde. Ondan sonra da belli bir süre sonra babam, zaten dedem, babam, bunlar hep ticaretle uğraştıkları için babam da belli bir süre sonra, bizim de hepimiz burada olduktan sonra ticaret yapmaya ilk adımı o zaman bizimle beraber atmıştı. Biz de beraber paket dağıtım işine girmiştik. Yani babam aldı, biz de abimle ve ben onunla beraber Frankfurt'ta belli bir süre paket dağıttık. Tabii o zamanlar da göremiyorsun, ilerinin aydınlık olduğunu çok da göremiyorsun, kestiremiyorsun. Hep bir zorluk var, hep bir sıkıntı var. Ama yavaş yavaş artık şeyi ama hissetmeye başlamıştık. Para kazanabiliyoruz. Belli bir şeyleri artık biz de kendimize alabiliyoruz. Yani çok basit ihtiyaçlar, giyim kuşam olsun. Onlar artık böyle o paket dağıtma işinde yavaş yavaş başlamıştı. Pakette çok komik bir anım var. O zaman işin sorumluluğunu bize o kadar aşılamışlar ki, yani paket kaybedersen sizi buradan atabilirler diye. Abimle yine bir gün paketi dağıttık. Günün sonunda hep böyle bir liste var. İşte o listeye bakıyorsun. O zaman daha elektronik olmamış. Listemizde bir tane geri getirdiğimiz paketi bulamıyoruz. İşte en son kapanıyor saat 10'da o zaman Frankfurt'taki depot. Biz her yere baktık, her yeri kontrol ettik, bulamadık paketi. Ben gece uykumda o paketi buldum. O kadar artık baskı altına sokmuşum ki kendimi. Rüyalarımda paketi aramışım ve paketi hatırladım. Abimle uyandığımızda abime söyledim. Abi paketi, ben biliyorum nerede olduğunu ve hangi paket olduğunu. Ve sabah işe giderken yolumuzun üstündeydi. Beraber oraya sürdük. Beraber kontrol ettik, paket oradaydı. O çok mutlu olmuştuk, çok da gülmüştük o zaman. Ondan sonra Almancamın Almanya'ya entegre olabilmek için yeterli olmadığını karar verdim. Ve tekrardan Frankfurt Üniversitesi'nde Almanca sınavına çok iyi bir arkadaşım Merdan Çiftçi'nin de desteğiyle ona hazırlanmaya başladım. Ve bu arada Merdan'la Erzurum'da beraber üniversite okuyorduk. Onun desteğiyle o zaman o Almanca sınavını kazandım Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde. Ve bir senede orada iki semestir Almanca yeterlilik sınavına hazırlandım. Öğrenci olarak çalışmak, üniversitede dile hazırlanmak zordu. Bazı günler yiyecek alabilmek için zorlanıyorduk yani. Almanca yeterlilik sınavını kazandıktan sonra ailemin de yaşadığı Remagen bölgesinde Fachhochschule dedikleri yüksek okul ekonometri bölümüne kaydoldum. Ama hep böyle bu ticaret aşkı hep içimde vardı yani. Fırsatları arıyordum ama tabii yeterli değildi. Kendi ekonomik gücüm yoktu. Dil yeterli değildi, şartları bilmiyordum. Babamın da eski Türkiye'den ticaret ilişkilerinden, biz Iğdırlıyız. Iğdır bölgesi İran, Azerbaycan, Ermenistan ülkelerine komşuluğu olan bir ülke olduğu için orada da İran'dan babamın ilişkileri vardı ve bir akrabamızın da desteğiyle onlarla tanışma fırsatı bulduk. Bir gün tesadüf o
İran'daki Azeri Türkleriyle babam beni Hollanda'ya gönderdi. Oradaki vasfım sadece şoförlük. Hacı Ali sağ olsun hala da çok iyi ilişkilerim vardır. Onu Hollanda'ya götürmem gerekiyordu. Yol boyu hiç böyle fazla sohbet muhabbet etme imkanı olmadı, hiç unutmuyorum. Kendinin o günün şartlarında kafası galiba çok yoğundu ama ben ondan hep böyle bir şeyler öğrenmenin, bir şeyler sormanın peşindeydim. Gittiğimiz yerde Hollanda'da gördüm kendisi böyle hidrolikle alakalı bir şeyler araştırıyor. Kendim de üniversiteye de başlamıştım. Yani öğrenci olarak yanında ona destek olabileceğim bir şey yapabilir miyim diye sorduğumda olabilir dedi. Öyle başlayınca aslında böyle öğrenci olarak yan gelir olarak çalışacaktım ama 2-3 ay sonra o kadar işe istekliydim, hevesliydim ki öğrenciliğin dışına çıktı. Okula vaktim olmamaya başladı. Daha çok artık ticaretle uğraşmaya başlamıştım. O da benim o zamanki ilk ticarette Almanya'da kendim yani Şahin Arslan olarak başladığım andı. Arayışlarım artmaya başladı. Kendim kendi performansımdan memnun olmadığım için alternatif neler yapabilirim diye düşünmeye başladığımda inşaat sektöründe yatırımı tercih ettim o zaman. Ama çok kredi çekme şansım yoktu. Yeni yeni başlamıştım ticarete. Fazla da birikimim olmadığı için küçük yatırımlarla bir yol kat ettim. Riski fazla olmayan küçük yatırımlarla ilerlemeye çalıştım yavaş yavaş hep. Belli bir süre sonra hidrolik işi bana yetmemeye başlayınca arayışa girmeye başladım. Onunla da beraber o zaman komşum olan Nasrullah Kan ve Dagma Kan iş yerlerini artık satmayı düşündüklerini bana söylemişlerdi. Ben de onlara hemen kredisini çıkarabilir miyim, bütün parayı bir araya getirebilir miyim çok düşünmeden almak istediğimi söyledim. Ama bu işi tek başıma da yapamayacağımın farkındaydım. Abim o zaman Münih'te yaşıyordu. Küçük kardeşim Bochum'da üniversitesini bitirip yanıma gelmişti. Beraber ailece bu yükün altından kalkamayacağımızı düşünerek o zaman hep beraber palet fabrikasına talip olduk. Alım süreci tabii çok uzun sürdü. Bizim için zor bir süreçti. Günün sonunda alabildik. Çok da mutlu olduk alabildiğimiz için. Öyle bir yeni bir maceraya atıldık. Onunla beraber artık şimdi 3 yıl olmak üzere aldığımız Kaan Palet'in firması. Bundan bir ay önce de ikinci bir palet fabrikası olan Palet'in servis Linden'i aldık. Aslında kendim kimya okudum. Hidrolik işiyle ticarete başladım. Ama şu an palet işi yapıyoruz. Birinciyi aldığımız tabii çok zordu. O zaman krediyi alabilmek için 6-7 ay beklemiştik. Bir birikim oluşmuştu ama bu kadar büyük çapta bir fabrikayı bizim için o zaman çok büyük çaptaydı. Almak, kredisini çözmek bizim için hayal gibi bir şeydi. Çok da öyle kendimizden o zaman emin değildik. Alabilecek miyiz diye. Ama sağ olsun fabrikanın kendi sahipleri bizi çok desteklediler. O süreçte hep yanımızda oldular. Abim ve kardeşim de beni her konuda desteklediği için o sürecin sonunda bankadan kredi alabildik. Dagma ve Nasrullah kendileri artık yapmak istemiyorlardı. Kendileri biraz daha emekli olup dinlenmek istedikleri için işleyen işi bize sattılar. Almanya'da aslında çok sık olan iş şekli. Yeni nesil bir şekilde ya ailesinin yaptığı işi yapmak istemiyor ya da nachfolge dedikleri yeni nesil yok. İşi devralmak isteyen. Birinci ve ikinci fabrikada da aynı şekilde biz bu şirketleri devraldık. İkinci fabrikada da çocuklarının olmasına rağmen almak istemedikleri, yapmak istemedikleri için biz aldık. Benim de yani buradaki Türklere tavsiye edebileceğim bir strateji kesinlikle etrafındaki firmalara onlar da alabileceklerini düşünerek baksınlar. Yani bu işin bu kadar çalışanı var veya bu kadar yatırımı var, ben burayı nasıl alayım diye düşünmesinler. Biz buraya aldığımız zaman bizden bankanın istediği tek şart sadece ürünleri, buradaki paletleri veya ağacı, ahşabı alabilmemiz için gerekli olan öz yatırımı istediler. Bu da aslında bizim Türk aile kültüründe birbirimize destek olarak çözebileceğimiz bence rakamlar. Yeter ki insan kendisinde o ışığı görsün, ben bu işi yapabilirim diyebilsin, o merak kendisinde oluşsun. Almanya'ya geldiğimde hatırlamıyorum, yalan söylemeyeyim ama 50 Euro'dan fazla para yoktur yani. Türkiye'de de olsun, dünyanın herhangi bir yerinde de olsun, dürüst ve çalışkansanız bir şekilde fırsatlar sizin için oluşuyor. Genç olsun, yaşlı olsun. Bence ticarette hiçbir zaman sınır yok. Her yaşta ticarete başlayabilirsiniz. Eğer ticaret yapmak istiyorsanızsa çalışkan olun ve samimi olun. Yani
siz başarılı bir şekilde çalışırsanız o zaman da sizin gösterdiğiniz o özveri belki biri tarafından göz ardı edilebilir ama diğerleri tarafından fark edilecektir. Ona emin olabilirsiniz.